8 aylık erkek bebeğin ani başlayan ateşin ortaya çıkmasından 3 saat sonra tüm vücudunda kasılma, titreme ve gözlerinde kayma ortaya çıkmış. Yaklaşık 5 dakika sürmüş. Hastanın anamnezinde büyük babasının epilepsi hastası olduğu öğreniliyorsa hangisi bu çocukta febril konvizyonun tekrarlama risk faktörlerinden birisi değildir. Basit febril konvizyon olmak 1 yaşından küçük olmak, ateş çıktıktan sonra birinci gün içinde ortaya çıkmak, ailede epilepsi öyküsünün bulunması ve erkek cinsiyet. Evet bu geçtiğimiz yıl tUS sınavında yakaladığımız sorulardan uzun süre beklediğim sorulardan bir tanesidir. Burada febril konvizyonlarının yaklaşık %30 tekrar eder. Tekrarlama risk faktörlerinin bir major, bir minor kriterleri vardır. 1 yaşından küçük olmak, Ateş çıktıktan sonra ilk 24 saat içinde konvizyon geçirmek, 38-39 derece gibi düşük bir ateşte konvizyon geçirmek major risk faktörüyken iken ailede febril konvizyon öyküsü ya da epilepsi öyküsünün olması, kompleks febril konvizyon olması, hastanın gündüz bakım evine yani kreşe gidiyor olması ki enfeksiyon riski artıp ateşinin çıkma sıklığı artacağından dolayı erkek cinsiyet ve düşük serum sodyum düzeyi de minor kriterlerdir. Dolayısıyla Hastamızda basit febril konvüzyon olmak bir tekrarlama risk faktörü değildir.